Kitap Konu Kahve'den herkese merhaba. Bugün konuğum çizgi roman, karikatür ve illüstrasyon sanatçısı Kutlukan Perker. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Teşekkürler. Nasılsınız? Her şey yolunda, gayet iyi. Sizin nasıl? Benim de çok iyi, çok teşekkürler. Bugün diğer yayınlara göre çok farklı, çok renkli bir yayın olacak. Çünkü hem çizmeyi hem yazmayı birlikte konuşacağız. Bakalım bir kahve boyunca neleri sığdıracağız sohbete. Dilerseniz herkese sorduğum soruyla başlayayım. Normalde yazarlık serüveniniz nasıl başladı diye sorarım herkese. Siz de bu defa çizerlik serüveniniz nasıl başladı diye sorayım. Bütün çizerler aslında çok küçük yaşlarda çizmeye başlıyorlar. Aşağı yukarı hepimizin hikayesi de aynı. Yani aslında bir yetenek öğesi var devrede ama sürekli yaptığın işi yapmak, sevmek, başkalarının yaptıklarından beslenip, heyecanlanıp, kendi yapmak istediklerini deneyerek onu ikiye katlamak bunun en temel prensibi bence. Ben de çok küçük yaşlarda başladım. Başladığımda hani büyüyünce ne olacaksın diye soruyorlardı. Onun en kolay tanımlaması yakın çevreden duyduklarımı tekrar ederek tabii ki ressamdı. Ama ressamlıktan kastettiğim resim değil. Araya gireceğim anınızın. Normal çok araya girmemeye çalışırım. Çok özür dileyerek gireceğim. Burada Estağfurullah. ressamlıktan bahsederken siz söylemeden ben dersime ne kadar iyi çalıştığımı göstermek için söyleyeyim. Büyük babanız Cemal Perker ressammış ve o ortamda aslında büyüdüğünüz için belki de Evet. sorarlarsa ressam olurum demek istiyorsunuz sanırım. Evet ve aynı zamanda da hani çok resim yapan çocuklara. Çünkü çocukken çizmek denmiyordu ya ona, hala da çok öyle söylenmiyor. Hani çizmek denmez, resim yapmak denir. E ne olacaksın büyüyünce denilince, büyüklerin zaten sizin hakkınızda uzaktan vermiş olduğu yargıyı duyarak büyüdüğü için çocuklar da ressam olacağını söylerler. Ben de onu söylüyordum ama benim kastettiğim o değildi. Bunu bilmeden bu şekilde ifade ediyordum. Benim kastettiğim periyodik yayınlarda gördüğüm çizgilerdi. Yani ben çizgi romanı, karikatürü ve sonradan illüstrasyon diye tanımlanan ve periyodik yayınlarda herhangi bir yazıya refakat eden çizimlerin hepsini aslında resim zannediyordum. Dolayısıyla ressam olacağım dediğimde aslında çizgi romancı olmak istediğimi, karikatürcü olmak istediğimi ya da illüstratör olmak istediğimi kastettiğimi yıllar sonrasında öğrenmiş oldum. Çünkü beni etkileyen şey periyodik yayınlardı. Ve dolayısıyla periyodik yayınlardan yola çıkıp bir araya getirilen çizgi öykülerden oluşan kompilasyonlar, işte mesela Tenten'in maceraları, Asterix'in maceraları gibi, ki onların hepsi aslında aylık çizgi roman dergilerinde yayınlanmaya başlanıp daha sonrasında kitap formatında toparlanmış olan işlerdi. Ben de bunu kastediyordum ve benim amacım aslında herhangi bir artistik tanımın altına girmek değil, sadece Gırgır dergisine girmekti. Yani ben de bir gün Gırgır dergisinin bir çizeri olmak istiyordum. Tek hedefim buydu. Çünkü o zamanlar hani yazarlığı, çizerliği, gazeteciliği tanımlarken şimdiki gibi serbest bir alan olmadığı ve sosyal medya gibi bir alternatif alan da olmadığı için bu fikir üretimi yapan kişiler yayınlarla birlikte anılıyordu. Yakın zamana kadar da böyleydi. İşte New Yorker çizeri olmak, Gırgır çizeri olmak, Hürriyet yazarı olmak, Cumhuriyet yazarı olmak ve o periyodik yayınında profiline göre sizin de nasıl bir yazar çizer olduğunuz anlaşılıyordu. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin çizeri olmakla Hürriyet'in çizeri olmak farklıydı. Çarşaf Dergisi'nin çizeri olmakla Gırgır'ın çizeri olmak farklıydı. Ya da Limon Mizah Dergisi olarak Limon'un sonraki adıyla Leman'ın çizeri olmak farklıydı. Bunların hepsi bir tanımlamayı sağlıyordu aslında. Leman'ın önceki adı Limon muydu? Ben ona yetişe Evet. 1986 yılında dergi çıkmaya başladığında Gırgır'dan ilk ciddi kopuş Limon dergisiydi. Limon olarak başlandı. Daha siyasi bir yayın olarak Gırgır'ın birazcık daha ana akıma hitap eden, daha yumuşak geçişler yapabilen tarzının dışında daha sert, daha direkt hem anlattıkları itibariyle hem çizgilerin tasviri itibariyle daha sert bir versiyon olarak Limon çıktı. Sonra 1990 yılında Limon dergisi yazar çizerlerinin kendilerini yayınlayan Güneş gazetesinden ayrılmasından sonra bağımsız olarak, Türkiye'nin ilk bağımsız mizah dergisi bu arada Limon, Leman daha doğrusu, Limon adını bırakıp Leman olarak devam etti. Şimdi biraz da sizin aslında imzanızdan konuşmak istiyorum. Ben sizi imzanızla tanıyorum, biliyor musunuz? Sosyal medya bu kadar yaygın değilken ben tabii bu kadar çizgi dünyasına aşina da değilim bu arada. Ona rağmen sizi imzanızla tanıyorum. Tabii sonradan böyle işte sosyal medya biraz daha yaygınlaşınca, biraz daha sizler görünür olunca o sanat eserinin sahibini de görmeye tanımaya başladık. M.K. Perker şeklinde biliyorum. M.K. şeklinde mi okuyorsunuz siz de?
MK, MK. Ya şimdi herkes farklı okuyor da siz nasıl okuyorsunuz onu merak ediyorum. Ben kendim MK diye okuyorum. MK Hani derken diye okuyorum. MK diye okuyorsunuz. Bu arada tam adınızı da söylemiş olalım. Mustafa Kutlu Kamperker. Mustafa Evet. sizin dedenizin adı mı? Öyle bir şey var mıydı? Şöyle bizim ailede isimler genellikle Türk tarihinden alınma isimler oldukları için birçoğu da aslında şaman ismi. O yüzden hani hepsinin başına bir Mustafa Mehmet getirmişler erkeklerde. Dini hassasiyetleri olan insanlar oldukları için tabii ki hepsinin başında bir Mustafa Mehmet var. Bu hani İspanyol isimleri olur ya upuzun. Mutlaka bir Carlos, Pedro, Evet. Jesus olur. Onun gibi bizde de benim erkek kardeşim de Mehmet Emirhan, o da çizer. Mehmet Emirhan Perker. Ben de Mustafa Kutlukan Perker ama tabii ki kullanılan isimlerimiz onun Emirhan, benim Kutlukan. Siz her konuştuğunuzda başka bir şey not alıp başka bir şey sorasım geliyor. Bu aileden kimleri zehirlediğiniz konusuna da geleceğim. Ama şimdi bu serüvenden biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Şimdi sizinle ilgili çalışırken burada o kadar günlerdir ben de bu çizgi romanlar, karikatürlerle ilgiliyim ki artık benim de kafamda ilgili olmadığını düşündüğüm, hiç öyle bir klasör olmadığını düşündüğüm artık öyle bir klasör var zihnimde benim de. Şimdi çok güçlü bir aile desteğiniz olmuş kariyeriniz boyunca. Çok 16-17 yaşlarında siz gırgıra başlıyorsunuz. O kadar erken yaşta başlıyorsunuz ve bence dışarıdan izleyen, dinleyen biri olarak aile desteği gerçekten kariyerinizin çok sağlam adımlarla ilerlemesi için çok güzel vesile olmuş. Ama maalesef biraz eğitim hayatında baskılanmışsınız sanırım. Onu biraz anlatır mısınız? Eğitim hayatında baskılanmışlar. Kastettiğiniz devam etmeme mi? Yok yani hani çok rahat çizememişsiniz, çok ilgilenememişsiniz. Öyle bir söyleşinizde öyle ona benzer bir şey dinledim eğer yanlış anlamadıysam. Yatılı okuyorsunuz İstanbul'da Ha, olduğunuz o çok öncesinde. O yatılı okul, ortaokul. Orta 1'de başlamıştım yatılı okumaya. Mizah dergilerinde veya basında çalışmaya başlamadan çok önceydi. Yatılı okulda okurken ben aynı zamanda küçükken kanun çalıyordum dönemde. ve işte çizgi çiziyordum fazla saatler boyunca. Şimdi yatılı okulda okula kanunumu götüremediğim için çalışacağım müzik partisyonunun notalarını kağıt üzerinde kanunun telleri gibi çizip orada çalışarak çıkartıyordum. Sonra hafta sonu eve gittiğimde gerçekten kanunun üzerinde çalışarak kağıt üzerinde çalıştığım eseri çıkartabiliyordum. Dolayısıyla her şeyi kağıt üzerinde yaptığımı fark etmiştim. Böyle bir konudan bahsetmiştim galiba daha önce de. Tabii ki okul içerisinde bir de 24 saat okuldaysanız eğer sizi oluşturan bütün etkenleri, bütün gerçek formasyonu birazcık daha sıkışarak yapıyor insan ama o zaman da şöyle bir avantajı oluyor, metotları oluyor. Gerçekten de insan kendisini oluşturan her şeyi kendi bulur. Ki doğrusu da bu. Ya çok küçük yaşlarda bulur ya da büyüdüğü zaman mutlaka eninde sonunda bulur. Orijinal bir sese dönüşecek zaten. Bununla ilgili çok güzel bir söz vardır. Ben çok severim. Yumurta dışarıdan kırıldığı zaman hayat biter. Yumurta içeriden kırıldığı zaman hayat başlar. Dolayısıyla herkes kendi çizgisini kendisi oluşturur ve kendi orijinal dilini. Bazen şartların ittirmesiyle küçük yaşlarda da yapabilirsiniz. Ya da büyüdüğünüzde çıkamadığınızı fark ettiğinizde, hani başkalarına benzediğini fark ettiğinizde yazdıklarınız, çizdikleriniz, eğer onu fark edecek kapasitedeyseniz de, o kadar da şanslıysanız mutlaka bir kırılma noktası için orijinal sözünüzü dinlemeniz gerekir. Sonrasında da olur. Zaten o yumurtayı içeriden kıramayanlar yok olurlar ya da yumurta kartonundaki birçok yumurta gibi sıradan bir yumurta olarak devam ederler. Çok güzel tanımladınız. Peki ilk karikatürünüz 1988 yılında Gırgır dergisinde yayınlanıyor ve siz o zaman çok genç, 16 ya da 17 yaşında olmalısınız. Bir sürü dergi ve gazete yazdım ben buraya. Muhtemelen buraya yazılanların da dışında mesela Ot, Leman, Penguen, Kafa bunlar benim yetiştiklerim ve benim bildiklerim. Onun dışında işte gazeteler var. Radikal, Vatan, Milliyet. Milliyet'te hala devam ediyor mu? Hürriyet'te. Hürriyet'te devam ediyorum. Ben Kafa'da hiç çizmedim bu Kafada arada. çizmediniz mi? Peki otta Hayır. çizdiniz ama değil mi? Ot'ta çok uzun yıllar çizdim. Tabii ki. Yani kurulduğu günden itibaren ilk sayısından beri Ot'ta çiziyorum. Çizdim yani. Son yıllarda birazcık işlerin, diğer çizgi romanların biraz zaman açısından sıkıştırdığı için ara verdim ama ilk sayısından beri çiziyorum. Bir ara Ot'a çok benzer bir dergi çıkardım kendim. Kara Karga isimli. Daha doğrusu bu edebiyat mizah dergileri furyası başlamıştı bir aralar. Onun birazcık daha mizahi tarafı ağırlıklı olanını yapmaya çalışmıştık. Bir yıl kadar yayınlamıştık. Ama bu edebiyat mizah dergisi diye tanımladığımız bizim dergiler içerisinde çalıştığım sadece Ot ve Karakarga olmuş oldu.
Şimdi benim öğrencilik dönemimde otu çok sık takip ediyordum ve muhtemelen de çoğunlukla oradan sizi hatırlıyorum. Ve hatıra olsun diye sakladığım birkaç tane eski ot dergisi vardı. Oturup bütün gece onları taradım ve sizin bir karikatürünüzü aradım. Bulamadım. Emirhan Parker'in hep buldum, sizi bulamadım. Sizin böyle bir kitabınızın Evet, tanıtımı ilanı. gibi bir şeyi var. Onu görebildim sadece. Çok üzüldüm. Elimdeki şeylerden olsaydı çok güzel bir hatırası olmuş olurdu. Şimdi o zaman şeye geçmiş olalım bu vesileyle. Siz kimleri zehirlediniz Bilimle birlikte erkek kardeşim de mizah dergilerinde çizmeye başladı. Aramızda 7 yaş fark var. Kız kardeşimle de 8 yaş. Yani elma ağaca yakın yerlere diğer elmalar düşmüş oldu. ailede? Kız kardeşim gazeteci yazar, erkek kardeşim de karikatürist ve illüstratör olarak hayatlarını sürdürüyorlar uzun yıllardır. Çok güzel. Böyle ününüz tabii uluslararası arenada herkesle bilinen çok güzel başarılı işlere imza attınız. Onları konuşacağız. Teşekkür ederim. Öncesinde alıntınızı alayım. Bu da çok farklı olacak. Şimdi yazarlardan genelde kitaplarından, eserlerinden bir alıntı okuyorlar. Siz şimdi bize bir çizgi romandan alıntı yapacaksınız. Şimdi bu benim uzun yıllar önce Ot Dergisi'nin ilk versiyonu aslında Öküz isimli bir dergiydi. Leman bünyesinde çıkıyordu. Yine Metin Üstün'den yayınlamış olduğu bir dergiydi. Ben orada başlamıştım bu seriye. Sonra Leman'da devam ettim. Sonra Ot'ta devam ettim. İsmi utangaç balıkları için buzlu camdan akvaryum. Ana başlık her zaman sabit kaldı. Aslında çok şiirsel bir dille yazılmış olan metinler ve onların karelenerek bir çizgi roman formatında bize aktarıldığı bir çizgi öykü serisiydi bu. Şimdi çizgi öykü olduğu için bu seri, evet, çizgileriyle birlikte, yani çizgilere bakarak okunduğu zaman tabii ki olması gereken etkiyi veriyordur, planlanan etkiyi, ama resimler olmadan da bir anlam ifade ediyor bu seri. Çünkü bu Utangaç Balıklar için Buzlu Camdan Akvaryum serisini ben zaten biraz da o niyetle başlamıştım. Sizin için seçtiğim Utangaç Balıklar için Buzlu Camdan Akvaryum hikayesini Siz okuyorum. anlatırken biz ekrana da getireceğiz. Buyurun. Tamam. Saat paydos. Ararsan ikramiyeler yatmış gibi olur bu akşam. Aramazsan sadece soğuk olmaz bıçak gibi vuran arkamdan. Sallanan metroda düşmeden durmak bütün yorgunluğuma misillemedir. Benim için aynı palto rutinlerin en şahanesidir. Xanax'ı gördüğü yerde pes eden acemi bir panik atak ya da her tür vedayı üstünde prova etmiş bir salak ya da senin için erken uyanmanın mecburiyeti yarım kalan her şeyin bahanesidir. Para üstünü sayarım sen giderken, gider ayak çıkardığın dumanda boğularak. Tüm tesadüflerimiz ana haber ve planlı, tüm soundchecklerimiz başkalarının gözleri için, tüm vakur duruşlarımız Babil düşerken, sevimli hayalet Casper'ın kuzenleridir. Senden bana kalan her diş izi, ortodontist bir barmenin yevmiyesidir. Saat paydos, bütün finallerin en kaypağı, geri dönüşü müjdeleyen sahte elveda, saat pes, saat teslim, saat bir daha. Çizgiyle birlikte şiirsel bir metin oluşturmak istedim. Şiirsel derken biraz alçak gönüllü davranmaya çalıştığım için şiirsel diyorum, şiir demiyorum, ama birileri bir şiir mısrası gibi ele alırsa bazı cümleleri, o zaman öyle değerlendirir ve severlerse çok mutlu olurum ki bazı utangaç balıklar için buzlu camdan akvaryum hikayelerini sadece şiir zannederek YouTube'da okuyan listelerde şiir olarak yayınlandığı da oldu. Ama tabii ki aslında çizgileriyle birlikte tüketildiği zaman tam olarak anlamını kazanmış oluyor. Çok güzel. Çizgi roman, karikatür meselesinde o eseri güçlendiren cümleler, yani yazı da ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Ama tabii orada çok tasarruflu kullandığımız için cümlelerin kelimeleri belki çok vurucu, çok işte mizahi yönden güçlü şeyler de seçmek gerekiyor. Yazma çizme ilişkisine dair neler söylemek istersiniz? En başta size bahsettiğim gibi ben periyodik yayınlardaki çizgilerden etkilenerek başladığım için aslında yazma ve çizme hep bir arada olmuş oldu. Mesela plastik sanatlarda eserler veren sanatçılar, ressamlar, heykeltıraşlar,
seramikçiler metni kullanmak zorunda değiller. Sadece başlıkla bazen o eserin ismiyle, künyesiyle yetinebilirler. Ama çizgi romancılık, karikatürcülük devreye girdiği zaman mutlaka da bir yazma çizme ikisi birlikte hareket etmiş oluyor. İkisi birbirinden ayrılamıyor. Dolayısıyla ben ikisini hep bir arada ürettiğim için ekstra bir efor gibi gelmiyor bana. Çünkü yazarken nasıl çizeceğimi aşağı yukarı tasarlıyorum. Tahmin etmiyorum. Tasarlıyorum çünkü insan tahmin edemiyor. Çünkü bu bir tür insanların o anda tüketmediği bir canlı performans aslında. Yani o bir canlı performans ama başkaları sizin performe ettiğiniz ana şahit olmuyorlar. Sonuca şahit oluyorlar. Dolayısıyla canlı bir performans olduğu için zaten ne olacağını bilemezsiniz. Margaret Atwood'un çok güzel sözü vardı. Yani sonunu bilseydim zaten yazmazdım. Dolayısıyla bilmiyor insan. Nasıl oluşacağını da bilemiyor ki bence sağlıklı olan da o. Nasıl biteceğini de bilemiyor. Ama aşağı yukarı bir rota çiziyorsunuz. Destinasyonu bilmeseniz bile nereden gideceğinizi biliyorsunuz. Nereye varacağınızı bilemeseniz de nereden gideceğinizi biliyorsunuz. Ya da yanınıza ne almanız gerektiğini biliyorsunuz. Bence o yeterli. Peki edebiyatla ilişkiniz nasıl? Çok okur musunuz? Neler okursunuz? Ya da böyle yazma motivasyonunuzu yükselten sinema mıdır, müzik midir? Neler en çok sizi besler? Hepsi bir arada. Çok hani artistik bir laf gibi olsun diye söylemiyorum. Hakikaten içimden geldiği için söylüyorum. Bazen bir Keith Jarrett albümünü dinlemek de veya Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol de bana eşit derecede motivasyon sağlıyor. Kendi işimi yapmam için. Burada ama şöyle bir özel bir durumdan bahsetmek istiyorum. Ben de hep başka mediumlardan edindiğim heyecan ve motivasyon kendi işimi yapmam için motivasyon oluyor. Bence bu sağlıklı bir durum. Şimdi çoğunlukla herkes her şeyi yapmak istiyor. İşte insanlar yazar oluyorlar, senarist de olmak istiyorlar, film de yönetmek istiyorlar, arada müzik de yapıyorlar, resim de yapıyorlar. İşte eğer bitirdikleri okul el vermişse başka bir mesleğin de zaten sahibi olmuş oluyorlar ve sonu gelmiyor. Sürekli bir şey olmak istiyorlar. Şimdi mesela bir müzik albümünden etkilendiğim zaman ben de müzisyen olayım demiyorum en azından. O bana öyle bir motivasyon sağlıyor ki yaptığım işe faydası oluyor. Ya da işte hoş bir anekdot olsun diye bilinçli olarak söylediğim Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol bana motivasyon olduğunda gideyim futbola başlayayım demiyorum. Ama daha iyi çizeyim diyorum ya da daha güzel bir çizgi öykü oluşturayım diyorum. Bence bu benim açımdan sağlıklı. Herkes açısından olanını tabii ki yani eleştiremem ama bana biraz şey gibi geliyor bu. İnsanlar çok fazla alanda bir iş başkalarının yaptıklarından etkilenip de yapmaya başladıklarında aslında maalesef yapılan işten etkilenmiyorlar. Yapılan işin sonucunda o kişinin varmış olduğu pozisyondan, başarıdan etkileniyorlar ya da iktidardan etkileniyorlar. Aslında onu yaptığı zaman ünlü olmak. Mesela yüzün tanınması, o yüzünün tanınması ile birlikte elde edebileceği iktidar. Aslında işin kendisi o kadar etkilemiyor çünkü işin kendisi o kadar etkilemiş olsa ortaya çıkan işlerde birazcık güzel olurdu. Dediğim gibi bir sinema filmini etkilemiş sinema yapmak değil. O sinema filmini yapan kişinin erişmiş olduğu başarıyı replika etmek arası. Yani aslında başarılı olma isteği, güç sahibi olmak. Yani yapılan iyi bir işe imza atmak değil. Zaten etkileyen de o değil. O kişiyi demek istiyorum. O kişiyi etkileyen şey güç sahibi olmak. O zaman zaten yapılan işler ayrışmış oluyor. Sonuçları zaten farklı oluyor ve bunu görebiliyoruz. Şimdi mesela Nuri Bilge Ceylan gibi bir yaratıcı olabilmek, bir yazar ve yönetmen olabilmek ayrı bir hasret ve özel bir yetenek ve çok da bir yandan çalışkan bir adam. Ve gelmiş olduğu nokta öyle normal bir nokta değil. Yani dünya sinema tarihine ismini yazdırmış bir adam. Onu görüp benzer bir şey yapayım kaygısının sinemadan etkilenerek yapılması değil de hani kana girip altın palmiye almış olmaktan etkilenmesi gibi geliyor bana biraz aslında. Peki şimdi Air serisinden ben de bir alıntı seçtim. Hem bunun üzerine konuşmuş oluruz hem de o süreci, o serüveni belki anlatmış olursunuz. Şimdi burada yarattığınız karakter işte yükseklik korkusu olan Hostess Blight, böyle sakıncalı bir örgüt üyesi mi, bir kahraman mı olduğu belli olmayan bir adama aşık olur ve ondan sonra çarşı karışır. Birkaç alıntı alacağım ben de oradan. Tabii ki iflah olmaz bir romantik olarak ben böyle aşka dair kısımları aldım. Şuradan hem göstereyim sonra da okuyayım. Şöyle bir bölüm seçtim. Bu iki romantik arasında şöyle bir cümle geçiyor. Az önce bana aşkım dedin. Dememeli miydim? Amerikalı kızların umursamaz erkeklerden hoşlandığını hep unutuyorum. Hayır, çok hoştu. İyi ki söyledin. Aşkı severim.
Ben de severim. Hayatındaki her şeyi hizaya sokan bir histir. Sanki bütün yönleri kuzey olarak gösteren bir pusula gibi. Bilmiyorum öyle mi hayattaki her şeyi yoluna sokan bir his mi ama güzeldi. Bir de şöyle bir kısım seçtim. Şimdi burada kahramanımız yakalanıyor kötü adamlar tarafından ve orada bir harala gürele dönüyor. Bir şeyler oluyor. Yine şöyle hafif göstereyim anlaşılabilmesi için. Sonra oraya aslında konuşma balonlarının değil ama böyle farklı bir metot olarak iliştirilmiş metinler var. Biraz böyle aforizma diyebileceğim. Onlardan biri hoşuma gitti. İncinmişlerin birbirini incitebilme kapasitesi insanı dehşete düşürüyor. Çok hoş, çok hoşuma gitti bu. Air serisinden başlayarak o Amerika maceranızı da dinlemeyi çok isterim. Bende iki cildi var ama bu dört seri diye biliyorum. Bunu da ikinci Evet. seçmiş olayım. Aha. Üçüncüsü ve dördüncüsü yolda. Amerika'da yayınlanmıştı çoktan zaten. Şimdi Türkiye'de de inşallah 3 ve 4'ü yayınlayacağız Karakarga Yayınları etiketiyle. Eğer benim 2008-2009 yıllarında başladığım yazar Willow Wilson'la birlikte başladığım bir seriydi. Willow Wilson'la biz ilk çizgi romanımızı birlikte yapmıştık. Cairo yani Amerika'dakini. Amerika'da onun da başlangıcıydı, benim de başlangıcımdı. Sonrasında Willow Wilson işte dünyaca bilinen Miss Marvel karakterini yarattı Marvel Comics için. Şimdi filmleri falan var. Sinemalarda oynadı. Şu anda Disney kanalında da mevcut. Ve başka çizgi romanlar da yazıyor. İşte çok iyi bilinen Poison Ivy karakterini yazıyor. Ve şimdi de başka bir çizgi roman üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bu çizgi roman da o yıllarda ses getirmişti. Tam Lost dizisinin olduğu dönemler yani bundan neredeyse 20 yıl önce. O dönemler için ileri seviyede bir çizgi romandı bence. Çok iyi bir yazar olduğunun göstergesiydi Willow Wilson'ın. Ve sonrasında yaptıklarının da ilk habercisiydi. Benim de ilk Amerika'daki çok uzun çizgi roman çalışmamdı. Tam 24 sayı olmuştu. 24 fasikül. 4 albümde toplanmıştı. 24 fasikül olarak yayınlanmıştı. Her ay yayınlanmıştı. İşte döndükten sonra buradan çizmeye ben devam ettim zaten. Hala da devam ediyorum. 10 yıl orada kaldım. Yani 14 yıl oldu döneli Türkiye'ye ama o gün bugündür devam ediyorum. Çünkü artık çizgileri paylaşabilmek yayıncınızla bile çok kolay. O kısmı bile kolay. Yani eskiden kargolarla orijinal çizimler gönderiliyordu. Hani onlar bir kaybolsa ne yapacak insan bilemeyebilirdi. Şimdi öyle değil artık. O yüzden de bir coğrafyada bir iş yapmak için fiziksel olarak orada bulunmak gerekmediği için buradan hem bütün sevdiğim insanların, ailemin, arkadaşlarımın yanında yaşayarak hem de içinde bulunmayı çocukluğumdan beri arzu ettiğim çizgi dünyasının içinde bulunmayı da sürdürerek çalışmalarımı sürdürüyorum burada. Peki o dönem uzun da bir süre orada kaldınız. Çok da güzel işleri imza attınız. Çok sanatınızı gerçekten kıtalar arasına yaydınız. Tekrar Amerika'ya dönmeyi istediniz mi? Hiç öyle bir şey planladınız mı? Yoksa zaten hani gelip Türkiye'de devam etmek gibi bir planınız mı vardı her zaman? Tekrar dönmeyi düşünmedim. Arada sırada çizgi roman festivalleri olduğu zamanlarda gidiyorum. Şimdi artık yılda bir kez giderek hani oradaki arkadaşlarımı da görerek işlerle ilgili gelişmeleri biraz daha yakından takip edip orayı kapatıyorum. Burada ben kendi dünyamda çok mutluyum. Böylesi çok daha iyi. Neyse ki teknolojinin de gelmiş olduğu bu noktaya denk geldi. Benim de hayatımın bu dönemi. O yüzden bu şekilde çalışmak çok daha iyi geliyor bana. Şimdi ben elimdeki eserlerinizden birkaçını göstereceğim. Biraz zaman daraldığı için oradan aslında böyle notlar iliştirdim. Okuyacaktım seçtiklerimi. Ölmeden önce gülmeniz gereken bir karikatür. Çok da güzel karikatürler. Bir tanesi böyle Teşekkürler. bir geçer zamanki. Bunu da Evet. göstermek istiyorum. Ve bir de Ece karakterini yazdığınız, bunu işte Hürriyet'te yıllar süren 2013'te sanırım ilk başlıyorsunuz. O Ece karakteriyle ilgili biraz konuşmak isterim. Bu da Ece karakteri. Çok sevdim bu karakteri. Şey Çok demişsiniz teşekkür ederim. bir yerde, bir söyleşinizde. Tanıdığım bütün gazetecilerin toplamı gibi bir şey demişsiniz. Kadın gazetecilerin toplamı demiştim. Kadın Evet. gazetecilerin bir de kısa saçlı Evet. olması detayı da ayrıca var. O şimdi tekrara da düşmek istemiyorum ama bu karakteri Tamam. yaratırken çok güzel bir anınız var. Hani aslında düşünürken nasıl kurguladığınız, yıllar sonra onun işte nasıl karşınıza çıktığı, sizin kendinize has düşüncenizin başka yerlerde de karşılık bulduğuna dair çok güzel bir anınız da var. Bir karakter yaratmak tabii ki bir karikatür için, karikatürist için çok önemli. Bir karakteri yaratmanın incelikleri nedir? Ya da tam böyle kafanızda
kafanızda oturabilme süreci nasıl oluyor? Biraz ona ilişkin belki konuşabiliriz. Tabii bir çizgi karakterin en önemli özelliği tabii ki görselliği, şekli şemali nasıl olacak kısmı. Sizin planlayabileceğiniz bir şey değil bu aslında ama şöyle karar verebileceğiniz bir şey. Yani şöyle olsun diye karar verebilirsiniz ve o verdiğiniz kararı sadık kalarak sadık kalmak zorundasınız o kararda. Çünkü insanın çizgisi de zaman içerisinde yavaş yavaş değişime uğradığı için o karakter de değişime uğruyor. Mesela Asterix'in ilk yayınlanan albümündeki görüntüsüyle son yayınlanan albümündeki görüntüsü bile farklıdır. Ama bir kostüm tasarladığı için Asterix'in yaratıcısı ona sadık kalma niyetiyle devam eder. Bir de yazı kısmı var. Yani bu karakterin hikayelerini nasıl anlatacaksınız ve hangi hikayeleri anlatacaksınız? Orada karar veremiyorsunuz çünkü o oluşuyor. Zaman içerisinde oluşuyor. Bazen aldığınız tepkilerle bir tarafa meyillenebiliyor ya da sizin kendinizin o karakterle kurmuş olduğunuz, yaratmış olduğunuz zaman dilimi içerisinde bazı şeylerinden siz hoşlanıyorsunuz, üzerine gidiyorsunuz, bazı hoşlanmadığınız şeyleri atıyorsunuz. Yapay bir takım şeyleri koyuyorsunuz, o yapay şeyler düşüyor sonra. Hakiki olanlar kalıyor ya da hakiki olanlara benzerlerini aslında o yol artık sizi tatmin ettiği için bulmaya başlıyorsunuz. Sinema filmlerinde ya da televizyon dizilerinde sürekli olduğu için televizyon dizileri iyi bir örnek. Bazen yazarlar planlamadıkları karakterleri yazarken buluyorlar sonra kendilerine. Örneğin işte Sopranos dizisinde Drea de Matteo diye bir oyuncu vardı. O bir bölümde restoranın menajeri rolündeydi. Fakat kadın o kadar etkili olmuştu ki kadını alıp başrollerdeki karakterlerden bir tanesini sevgilisi yaparak daimi karakterlerden birine dönüştürmek zorunda kaldılar sonrasında. İşte orada oyuncu etkeni devreye giriyor. Yani oyuncu varlığıyla, karizmasıyla, cazibesiyle insanları etkilediği zaman bu sefer o karakteri uzun süre yazacaklarını düşünmeyen kişiler bile o etki üzerine yazma kararı alıyorlar. Şimdi çizerlikte bir başka sanatçının dahli söz konusu olmadığı için yani oyuncunun ya da müziğin dahli söz konusu olmadığı için siz kendiniz bu ayrımı yapıyorsunuz. Zaten karakterin başarısı da biraz orada diyor galiba. Hani o kararı verip de o fazlalıkları atamazsanız yani karakter kaybolur gider ya da kendini tekrar eder. Atabilirseniz ya da yenileyebilirseniz ya da doğru olanı bulabilirseniz o zaman yıllarca hayatımızda yer alıyor o karakter. Hepsinde yarattığınız karakterler de gerçekten çok güçlü ve şey okurken o karakteri o kadar benimsemeye başlıyorsun ki şey gibi Ece burada bunu der, bunu yapar gibi bir şey hemen benim kafamda böyle tasarlanmaya başlandı. Peki çok teşekkürler Kutlukan Bey. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Ben de çok teşekkür ediyorum Neşim Hanım, beni de davet ettiğiniz için. Son söz Çok niyetine eğlenceli oldu benim varsa için. bir söyleyecekleriniz. Ekstra bir şey gelmiyor aklıma ama size tekrar çok teşekkür ediyorum. Hani çizerlerin daha çok performans üzerine çalıştığı varsayılan bir dünyada hani kreatif tarafını, yazarlık tarafını da öne çıkartan bir bakış açısıyla yaklaştığınız için de ayrıca teşekkürüm tabii ki. Ben de sizi ve öyle değerli çizerlerimizi daha çok görmek isterim. Mesela hep düşündüm neden ben sadece Kutlukan Bey'i imzasıyla tamam evet eserleriyle tanımak çok güzel ama onu da bir düşünmüştüm. Sizi daha çok görmek isterim. Çok Ve... teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ Sağ olun, olun. hoşçakalın.